Bakışın donup kalmış aşağıda, belli uçan kuşları görmediğin. Donup kalmış boşluktaki elin, uzanırken ördüğün duvara. Yürüyorlar kırlardan sokaklara, sımsıkı kapılardan içeri. Dağlarda bekleyenler, kar altında, ilk yazın amansız sürgünleri. Baş aşağı ediyorlar ne varsa, çarşılar, sunaklar, pazar yerleri. Toprağın horlanmış onuruyla denize döküyorlar kenti. Bakıyorsun ördüğü ellerinin, duvar değil, koskoca bir dünya. Hazır başka kentleri de yıkmaya, yeniden kurmak için yüreğin. İyi günler değerli izleyiciler. Kemal Özer'in Dülger şiiriyle açtık bugün programımızı. Dün Mecidiyeköy'de bir inşaatta, rezidans inşaatı diyorlar bunlara, çöken asansörle kaybettiğimiz 10 işçinin anısına, duvar işçilerinin. Ben o işçileri 3 ay önce, 2 ay mı oldu? Soma katliamında görmüştüm. Soma katliamını protesto etmek için sayısını bile bilmediğimiz 300'ün, 400'ün üzerinde işçimizi bu sermaye düzeninin kar hırsı, soygun, sömürü hırsı ile diri diri madenlere gömdüğümüz günlerde biz protesto etmek için Mecidiyeköy'de toplanan işçiler, emekçiler saatlerce bekletildiler. Tomalar, polisler önümüze barikat kurdular. Ve sonra o saatlerce beklemeden sonra onu kırıp Mecidiyeköy'e doğru yürüdük. Ali Sami Yenstan'ın oraya geldiğimizde on binlerce işçi ve emekçi acımızla bağıra bağıra işte o inşaattaki işçiler bize el sallamışlardı. Sarı baretleriyle gönüllerinin bizimle olduğunu ama oradan inip gelemeyecek kadar bu sistemde köle gibi, esir gibi çalıştırıldıklarının da farkındalardı. Ve yine Soma gibi onları da kaybettik. Önlenebilir adına kaza denen cinayetlerle kaybettik. Evet, biz bugün edebiyat cephesindeyiz ve edebiyat ödüllerini konuşacağız. Aslında bu sistem birbiriyle bağlı. Yani şu anda Türkiye bir sermaye düzeni. Aslında buna düzen de demek doğru değil. Çünkü sermaye çetesi elinde. Çünkü görüyorsunuz işte işçilerin, yani bir sermaye düzeninde işçilerin hakları olur, çalışma düzenleri olur, güvenlik önlemleri alınır. Ama bunların hiçbirinin olmadığı bir taşeron sistemi içinde insanların çalıştığı, yine bu kaybettiğimiz işçilerde işçilerin arasında üniversite öğrencileri var. Yani insanların işsizlikten her işi yapmak zorunda kaldığı bir çete düzeninde yaşıyoruz ve edebiyat da bundan payını alıyor. Nasıl ki paralel yapılar var. İşte paralel bir edebiyat, bu sermaye düzenine paralel bir edebiyat var. Bugün ödülleri alacağız. Hangisini bu sistemde edebiyat işleyişi ödüllendiriyor? Bunları konuşacağız ve bu konuyu işin aslında ustalarıyla konuşacağız. İki konuğum var. Taylan Kara, genç bir yazarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taylan Kara'nın Vasatlığa Giriş Dersleri kitabı. Aslında bu edebiyat sisteminde hangisinin öne çıkarıldığını, ödül verildiğini tartışan düşünceleri içeriyor. Ve yine Taylan Kara'nın romanı var, Poe'nun Kuzgunu. Ve yine Çölanj diye bir başka romanı var. Ve Böyle Buyurabilirdi Zerdüşt denemeleriniz var. Edebiyatla ilgili sizin son zamanlarda özellikle Orhan Kemal Edebiyat Ödülü'nün gerçekçi olmayan bir yazara verilmesi üzerine başlattığınız bir tartışma var. Programda onlara geleceğiz, onları açıklayacağız. Öteki konuğum Cengiz Gündoğdu. İnsancı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz efendim. Cengiz Gündoğdu Estetik Kalkışma kitabını yazdı. Ve tabii Türkiye'de estetik kalkışma pek tartışma yaratamıyor. Zaten kitabın başında da bu geç kalmış bir kitap diyorsunuz. Evet. Ama hocam biraz da tuğla gibi bir kitap yazdınız. Evet, bir daha öyle yazdım. Yani insanların kafasını gözünü yarabilen bir kitap bu. Taşınması da zor. Şimdi estetik kalkışmada evet. Roman, öykü nasıl yazılmalı, nasıl okunmalı diyorsunuz. Evet, evet. Bundan alınanlar oldu. Yani siz mi bize roman yazmayı, roman okumayı öğreteceksiniz dendi. Peki yani nasıl oluyor? Yani siz 40 yıldır, 50 yıldır bunun mücadelesini veriyorsunuz. Evet. Gerçekçilik karşıtı bir edebiyat hakim oldu, egemen oldu Türkiye'de. İnsancı Dergisi'nde 25 yıldır bunun kavgasını evet. veriyorsunuz. Siz bunu sanatta star sistemi biçiminde açıklamıştınız. Yani neydi sanatta star sistemi? Yani daha önce, 30 yıl önce bunu açıklamıştınız. Bu ödüller... Evet, evet. Çünkü tabii bu senin sorun 30-40 yılın bir mücadelesi. Ucu bucağı görünmeyen bir kavga. İnatla sürdürülen, milimetrik bir kavga. Şimdi sanatta star
dediğimiz zaman şöyle söylemem gerekiyor bunu. Şimdi 1971 faşist vuruşu olunca şu gündeme geldi. Dendi ki bu gençler nereden öğrendi sosyalizmi ya da işte ulusal milli petrolün millileştirilmesi gibi sorunları. Bunlar 20-25 yaşlarında gençler nereden öğrendiler? Yapılan araştırmada Türkiye'deki çevrilen yapıtlar, gerçekçi yapıtlar, Türkiye'de yazılan gerçekçi yapıtların gençlikte toplumsal bir uyanışa yol açtığı görüşüne varıldı. Bu doğrudur. Doğrudur. Peki biz ne yaparız? Nasıl bu şeyi, bu toplumsal uyanışı söndürebiliriz? Nasıl gençliği nereye gönderebiliriz? Tuttular, yapay bir tartışma, köy romanı, kent romanı tartışması başlandı. İşte köy romanı bitti, kent romanı diye bir tartışma başlatıldı. Kent romanı adı altında kentte yaşayan küçük burjuvanın sivilcesini patlattıktan sonraki çektiği esenlikli acıyı anlatan romanlar yazıldı, öyküler yazıldı. Şimdi bu öykülerin, bu romanların ya da bu şiirlerin de kitleye gitmesi gerekiyordu. Ve bir başyapıt öyküsü başlatıldı Türkiye'de. İşte bir başyapıt yayınlandı, başyapıtlar yayınlanıyor. Bunlara da bu arada ödül gündeme geldi. Tabii ödülün bir başka yanını da söylemem gerekiyor oraya girmeden. Kimin aklına geliyor ödül vermek? Birdenbire birinin aklına ödül vermek geliyor. Söz gelimi şöyle, ödülün birinci aşaması şöyle, diyelim ben öldüm, benim adım yaşansın diye ödül konuyor. Birisi ödül koyuyor. Şimdi ben yaşamım boyunca gerçekçi yapıtları savunmuş bir insanım ve bana benim adıma konan ödüle karşı gerçekçi bir yapıt ödül alıyor. Şimdi bir kere sorun buradan başlıyor. Yani Orhan Kemal'e, Yunus Nadi, birçok yazar adına konan ödüllerin verilen romanları, öyküleri okuduğum zaman ben Yunus Nadi'nin siyasal görüşlerine, Orhan Kemal'in siyasal görüşlerine karşı romanlara ödül verildiğini gördüm. Şimdi sakatlık bir buradan başlıyor. Şimdi devam edersek star sistemine, işte bu insanın estetik bilincini donduran, insanın toplumsallıktan uzaklaşıp yalnızlaştıran, özne olmaktan çıkarıp araçsal duruma sokan romanlar öne çıkarıldı. Sanatta star sistemi bu. Bunun da her yerden ödüllendirilmesi gerekiyor. Söz gelimi adını vermek istemiyorum burada. Çünkü kendileri yok. Aslında onlar da burada olsa iyi olur. Bir hanımefendi için, romanı için bütün ödülleri aldı Türkiye'de. Ödül kalmadı. Bir ödül daha verdiler. Ödül icat ettiler. Onu da verdiler. Böylece Türkiye'deki bütün ödülleri aldığı gibi ödül aldıktan sonra çıkan ödülleri de buna verdiler. Böylece bu başyapıt oldu. Şimdi burada şimdi birinci sorun şu ödül mekanizmasında. Yani adına ödül konulan kişinin siyasal estetik görüşlerine karşı o kişi, o romana, o şiire, o öyküye ödül verilmesi. Burada bir sorun var. İkincisi, şimdi estetik kalkışma ya da estetik bilimi dediğimizde, estetikte bir yapıtın, bu şiir olabilir, öykü olabilir, roman olabilir, ikincisi olmaz. Birincidir o. Şimdi ikinci olduğu zaman şudur o, bu biraz kötü bu. Tam kötü, biraz kötü. Üçüncü daha biraz kötü. Mansiyon o daha kötü. Bir de özel, yani şimdi böyle şey olmaz estetikte. Estetikte her roman, her öykü ya birincidir ya sıfırdır. Şimdi zaten bana da kimleri gönderiyor, ikincilik almış. İkincilik almak bir yazar, bir şair için düşkünlüktür. Yani Türkiye'de ödül veren ve ödül alanlar önce buradan başlamalı işe. Bu estetik bilimine aykırıdır. Bu koyu bir bilgisizliktir. Bir yapıtın ikincisi olmaz. Oldu diyelim. Kabul ediyoruz. O zaman şöyle yapılması gerekir. Diyelim bir şiir önümüze 10 tane şiir kitabı geldi. 10 tane de gelmez de 1500-2000 tane gelir.
şiirde şiir açarsan çok gelir. Roman biraz azalır, öykü de çok geliyor. Tabii onların nasıl okunduğu da sorun, onu ben bilemiyorum mesela. 1500 şiir kitabını bir ayda hangi jüri üyesi okudu? Bunları konuşulur belki de ben. Şimdi geldi diyelim, biz birinci seçtik birini, ikisi seçtik, birini seçtik. Bunun fiyatı 200 lira olmalı. İkinci 100 lira. Yani niye 200 lira? Bundan tam estetik haz alacaksın. İkinciden az alacaksın. 100 lira. Üçüncü 50 lira. Mansiyon 25 lira. Özel artık 10 lira, 5 lira. Böyle yani. Sistemin böyle gitmesi gerekiyor. Şimdi neden böyle gitmesi gerekiyor? Çünkü Türkiye'de bunların okuru da var. Okur yazar birlikteliği var. Bak biz bunu kuramadık. Ben bunu kuramadım. Ama sistemin içindeki burjuva estetiğini savunan geri bir burjuva estetiği ama bir Balzac, bir Tolstoy değil. Gerileniş bir burjuva estetiğini savunan yazarlar, okurlar bir araya gelip bir ödül içinde kaynaşıp duruyorlar. Şimdi bu kaynaşma içinde bunlara şunu anımsatmak gerekiyor. Bu kaynaşmada siz sanat eserini tıpkı bir mağazada satılan ayakkabı, bir ceket, bir şapka durumuna düşürdünüz. Nasıl ki bir ceketin 1500-2000 lirası varsa kumaşına, dikişine göre 500 lira da var, 100 lira da var. Daha aşağı gidersen, sen söylemeyeyim 50 lira da var. Şimdi sanat eserini siz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü mansiyon, özel ödül, şevket ödülü, bilmem ne ödülü diye koyarsanız bu sanatı çok küçük noktaya götürmektir. Ve bugün Türkiye'de çoktan beri sanat çok küçük noktalardır. Ama bunlar çok mutlu insanlar. Ödül verenler, ödül alanlar, ödüle katılanlar, onları ben konuşmalarını okuyorum. Herkes bir ödül aldı mı, bilmem kimin ödülünü aldı mı, o ödülü aldığım için onur duyuyorum diyor. Katılmasa, katılmayanlar ne düşünüyor? Onlar da çıkıp konuşsun, ödül alamayanlar. O da onur duyuyor mu katıldığı için ona? Şimdi hocam siz Taşkıran kitabına bir not yazmıştınız. Bu kitap hiçbir ödüle katılmadı ve aday gösterilemez diye bir not yazmıştınız. Buna karşı bir önlem almak için herhalde. Ya, şunun için önlem aldım. Şimdi edebiyat dünyasında takma adla yazı yazıp, mesela takma adla, yabancı takma adla yazı yazıp bunu çevirmiş gibi gösterenler vardır. Bunu da bir yazarımız bu sahte adı gerçek romanı zannederek romanını almış o yazarı. Sonra bunu sen dediler o adam yaşıyor mu? Böyle yani şöyledir. Türkiye'de çoktan beri, yıllardan beri ama şimdi değil bu. Hakikati arama, doğruyu arama kavgası yok. Yani bizi dinleyip, bir kişi bizi dinleyip, ya belki de bu adamlar doğru söylüyor ya. Belki de sanatta birinci, ikinci, üçüncü olmaz. Belki de demiyorlar. Ben yaptım oldu diyor. Evet. Şimdi buradan bakıldığı zaman sorunu çözemiyorsun. Ancak yazıyor. Konuşup duruyorsun. Yazıp duruyorsun. Şimdi sorun burada. Evet. Yani başta da söylediğiniz gibi küçük burjuvalar birbirlerinin sivilcesini patlatıp aralarında bir oyun oynuyorlar herhalde. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani doğruyu arama. Yani bir yazarın birincil görevi doğru olanı aramaktır. Yanıldığı zaman da yanıldım demesini bilmektir. Ve yanılmak da çok güzel bir şeydir. Ben çok sevinirim yanıldığım zaman. Şimdi ben oraya onu niye koydum biliyor musun? Şunu için koydum. Ben bu edebiyat kamuoyunu biliyorum. Verirler bana da ödül verirler. Bakalım ne yapacak diye. Evet. Onu önlemek için koydum. Şimdi. Ama gene de verirler. Çünkü onu okumadılar. Yani benim ödüle karşı olduğumu kimileri bil. Ya da şöyle yaparlar bak sorun şurada. Benim ödüle karşı olduğumu İki kez yazımı okuyan anlar. Beni jüri üyelerine çağırırlar. Bu şunu gösteriyor Türkiye'de. Ya bakmayın öyle söyler ama gider jüri üyesi olur derler. Ve yapanlar da var bunu. Türkiye bu ortamda. Bunu kırmalıyız biz. Ama daha derine inmeliyiz. Sorun sadece ödüller değil. Ödüllerin altına yatan daha derin, çok acı, insanı körletici doğrular var. Onlara geleceğiz. Şimdi gelemeyiz, bitmez o. 24 saat içinde. Şimdi ödüller bir bütünleşik bir yapının içinde ortaya çıkıyor. Yani bir yayın evi sistemi, bir sermayeleşmiş bir medya yayın evi sistemi ve işte star yazarlar, star eleştirmenler, star jüri üyeleri var.
Aslında bizde son zamanlarda basına havuz medyası ismi takıldı. Yani işte malum kişilerin halkı manipüle etmek, yönlendirmek için bir araya gelip sermaye koyup havuzlarda sermaye, para toplayıp bunlarla gazete satın aldıkları, dergi satın aldıkları. Galiba ödüllerde de bir havuz ödül sistemi var. Ben Taylan şunu Karan. Söyleyeyim geçmeden oraya. Kemal Ateş, Türkiye'nin gerçekçi yazarı, romancısı, öykücüsü Kemal Ateş, yaptığı saptamada Yunus Nadi roman ödüllerinin hangi yayın evine gittiğini yazdı. Ben onu söylemiyorum burada. Çünkü elimde şu anda yok. Ama keşke onu bulup geçseydi. Yazdı. Kimse de buna itiraz edemedi. Çünkü bu böyle. Evet. Yani yayın evleri ödül verdirip yazar yaratıyor. Onları da biliyoruz. Yani... Kemal Ateş, Yunus Nadi ödüllerinin hangi yayın evinin romanlarına gittiğini saptamış. Oturmuş, inatla saptamış. Bunu siz de saptayabilirsiniz. Şimdi biraz somutlayalım olayı. Somutlayalım, evet. Taylan Kara bir Orhan Kemal ödülünün Hamdi Koç'un Çıplak ve Yalnız kitabına verilmesi üzerine bir ciddi bir eleştiri fırtınası başlattınız. Sizin bu vasatlığa giriş derslerini kitabında göstereyim ben. Yani Türkiye'de her alanda vasatlığı yükselten, ödüllendiren, tepemize çıkaran bir kültür ve edebiyat ortamı yaratıldı. Nedir bu? Yani neler gördünüz siz bu Orhan Kemal vakasından yola çıkarsak ödüllerde neler var? Ben Cengiz Gündoğdu'nun söylediklerini pekiştirmek için olgulardan yola çıkayım. Edebiyat ödülleri konusunda mevcut durum nedir ülkemizde? Önce onu ortaya koyayım. İzleyicilere bazı olgular sunacağım. Buradan gideceğim. Yalnız öncesinde iki şeyi vurgulamakta yarar görüyorum. Birincisi anlattıklarım az çok herkesin bildiği şeyler. Malumun ilanı. Yeni hiçbir şey yok burada. Yıllardır söyleniyor. Bilmeyenler de, duymamış olanlar da 2 dakika içinde hemen internetten bunların hepsini bulabilirler. Ve izleyicilerden özel ricam lütfen bana inanmamalarıdır. Bütün hepsini kendileri kontrol edip kendi gözleriyle görmeleridir. İkincisi de... Taylan ben araya gireyim yani herkes biliyorsa bunu niye sorunları çözemiyoruz? Konuşuyoruz. Böyle konuşuyoruz. Israr etmekte yarar var. Çünkü söyleyip gitmekle olmuyor. Müdahale de etmek gerekiyor. Belki değişir. 10. da, 15. Evet. de, 50. de değişir. Israr etmek gerekiyor. Tekrarlayalım o zaman. Evet. İkinci konu da burada hiç kimsenin kişiliğine ya da verdiği eserlere bir saygısızlık yapma amacında değilim. Çünkü isimler geçecek. Onu vurgulayayım. Şu soruyla başlayalım. Edebiyat ödüllerini kim verir? Sizin sorduğunuz jüri üyeleri kimlerdir? Kimler seçer? Şimdi 2000, bu arada söyleyeceklerimin ekrana verirsek, çıkış noktası Türkiye'de Edebiyat Ödülleri Nasıl Verilir isimli bir yazıydı. İnsanbu.com'da çıktı. Daha önce de Aydınlık Kitap'ta çıkmıştı. Örneğin 2013 yılında düzenlenmiş edebiyat ödüllerinde birden fazla jüri üyeliği yapmış olan isimlere baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşırız. Ekrana gelirse bu. Ekranda, evet. 2013 yılında jüri üyeliği yapmış, birden fazla jüri üyeliği yapmış kişilere baktığımızda Doğan Hızlı'nın 13 kez jüri üyesi olduğunu görüyoruz. Hilmi Yavuz'un 5 kez, Cevat Çapan, Egemen Berköz, Metin Celal ve Refik Turbaş'ın 4'er kez jüri üyeliği yaptığını görüyoruz. 3'er kez yapan var, 2'şer kez var yapan jüri ama sınırlı sayıda bunlar. Burada dikkati özel olarak çeken bir durum var Doğan Hızlı'dan. Onun üyeliklerine baktığımız zaman yine ekranda çıkarsa... Bakın Behçet Necatigil Şiir Ödülü, Sait Faik Hikaye Armağanı, Sedat Simavi, Haldun Taner, Erdal Öz, Behçet Ayşan, Cevdet Kudret, Dünya Kitap, Atil İlhan, Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, Metin Altıok, birçok şey var. Bunlar benim bulabildiklerim. Muhtemelen çok daha fazlası var. Mesela bir örnek Aydın Doğan Ödülü. Bu Aydın Doğan Ödülü her sene bir ayrı alanda veriliyor. Ya bir konu geçmeden ben bir araya gireyim. Evet. Ben bir lisenin, İstanbul'da bir lisenin düzenlediği Orhan Kemal yazı yarışmasına gittim. Lise düzenliyordu. Evet. Doğan Hızlı'dan çıktı, jüri başkanı olarak konuşma yaptı. Yani liseler, ortaokullara neresi olursa Doğan Hızlı'dan, bir Doğan Hızlı'dan vakası var Türk edebiyatının, Türk kültürünün. Ben buna... Sadece edebiyatta yok, onu göstereceğim şimdi. Havuz problemi diyebiliriz mi? Siz karar verin anlattıklarımdan sonra. 97'de mesela Aydın Doğan Ödülü roman alanında verilmiş, şiir alanında verilmesi var. Öykü alanında 2012'de verilmiş ama Aydın Doğan Ödülü başka alanlarda da veriliyor. Bakın fotoğraf, Türk müziği, heykel, moda tasarımı, kent mimarisi, arkeoloji, klasik batı müziği bunların tamamında jüri üyesi Doğan Hızlı'dan. Yani biz edebiyatçı olarak biliyoruz ama bu alanlarda da jüri üyesi Doğan Hızlı'dan. Bir yarışma nasıl yapılır? Her normal insan şöyle düşünür. Jüri üyeleri gelir, eserleri okur, tercihlerini yapar ve karar verilir. Acaba Türkiye'de böyle mi? Buna bakıyorum.
2009 yılında RAMA'dan öykü ödülü düzenleniyor. Ödül alan kişi ilan ediliyor. Yalnız ortada küçük bir sorun var. Jüri üyeleri dosyaları okumamış. Ve çünkü gönderilmemiş. Bir saniye. Buyurun. Bir teknik sorun çıktı. Bir iki dakika ara vereceğiz programı. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmayın. Olayın tam bam teline girdik. Bir teknik nedenle birkaç dakika sizden ayrılacağız. İzleyiciler, Türk Edebiyatı'nın havuz problemi, Doğan Hızlan problemini konuşurken teknik bir nedenle birkaç dakika ara vermek zorunda kaldık. Aklınıza sakın Alo Fatih vakasıyla mı karşılaştık acaba filan gibi şeyler gelmesin. O yüzden kaldığımız yerden Taylan Kara devam ediyor. Galiba bir ödülde kalmıştık. Evet, bir ödül maden düzenleniyor. Reha Maden Öykü Ödülü 2009 yılında. Yani Doğan Hızlan'ı tanırım ben, çok çalışkandır. Belli zaten. Yani. Zaten bu onu kanıtlıyor hocam. Çok çalışkandır. Bir sorun var, ödül veriliyor fakat jüri üyeleri dosyaları okumamış. Çünkü jüriye dosya gönderilmemiş. Bakın jürinin ifadeleri diyor ki, jüri başkanı Doğan Hızlan kendisine yarışmayla ilgili hiçbir dosyanın ulaşmadığını söylüyor. Yine bir jüri üyesi Latife Tekin, jüride vardık ama dosyalar bize ulaşmadı diyor. Ayfer Tunç yine jüri üyesi, öykü dosyaları gelecek diye bekledim ama gönderilmedi. Konuştuğum jürideki diğer arkadaşlarıma da yarışmayla ilgili hiçbir dosya gönderilmemişti. Ama ödülü alan biri var değil mi? Evet, ödülü alan biri var. Var. 2009 var. Yılında. Kim düzenlemiş bunu? Bir Gün Gazetesi düzenlenmiş ama Bir Gün Gazetesi sonra hani Türk basınında beklenmeyen bir olgunlukta özür yayınlıyor bu konuyla ilgili. Kendilerinden kaynaklı bir şey olmaması nedeniyle bir özür de yayınlanıyor. Ve ben, sonrasında ödülü reddediyor verilen kişi bu durumdan rahatsız olarak. Çünkü verilen kişinin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama bu sistem
bu şekilde. Ama şimdi Taylan Kara, bu vaka aslında, yani konunuzu, akışını bölüyorum ama, yani şimdi Bir Gün gazetesi, bir muhalif bir gazete, yani Türkiye'de var olan sisteme karşı attığı başlıklarla bakıyorsun, siyasi tavrıyla falan, muhalif bir gazete. Nasıl oluyor da, yani hem muhalif gazetenin jüri başkanı Doğan Özcan, hem de sistemin en has gazetesi Aydın Doğan'ın düzenlediği yarışmanın başkanı. Yani burada bir garabet yok mu? Çalışkandır dedim ya ben. Daha çarpıcı şeyler var. Şimdi onları okuyayım. Jüriler ne diyor bu konuda? Yani biz iftira mı atıyoruz acaba? Bizim fesatlığımız mı bu? Evet. Jüriler konuşuyor. Ayrılan jüriler. Mesela bir tanesi Selim İleri. Ödüle katılmış, ödül jürisinde olan ve sonradan ayrılmış. Ödüle katılmış yüzlerce, evet yüzlerce, bazen 400, 500 dosyayı, 20'lerce, 30'larca basılı kitabı hakkını vere vere okuyor muyum? Ödüle bırakınız başka okumaları, yukarıdaki rakamı alt edebilecek bir okuma gücüm yok artık. Ahmet Oktay yine jüriden ayrılıyor, Haldun Taner Öykü ödüllü jürisinde. Kendi adıma gelen dosyaları doğru düz okuyamıyordum, yapıtlara gereken ilgiyi gösteremiyordum, çekilmekte yarar gördüm. Tuğrul Erdemaz yine jüri üyeleri, bunların tamamı ayrılmış. Baştan becerebilirim sanmıştım ama dosyaları asla tam anlamıyla okuyamadığımı gördüm. Jürinin akıntısına kapılarak oy kullandığımı fark ettim, diyor. Tahsin Yücel, bu Hamdi Koç'un ödül aldığı jüride olan yine Tahsin Yücel diyor ki, jüri görevini bırakan arkadaşların gerekçelerini son derece yerinde buluyorum. Benim için de geçerli olduğunu söylemeliyim. Yine Ülkü Tamer'in bir ifadesi var. Ülkü Tamer bir kitabında, Yaşamak Hatırlamaktır kitabında. Şöyle diyor, bunu şair İrfan Çınar sayesinde haberdar oldum. Teşekkür ediyorum kendisine. Birkaç seçiciler kurulunda yer aldım. Gönderilen bütün yapıtları okuyan tek kişi tanıdım, Orhan Ançerlioğlu. Başka yerlerde var, durum başkaysa bilemem. Burada böyle. Yine bir başka örnek, hep olgular üzerinden araştırabilir dinleyiciler, izleyiciler hepsini. Vedat Türkali'nin bir tanıklığı var. 2005'te Güven romanını yazıyor. Göstereceğimiz bir şey varsa arkadaşlar göstersin onu. Tamam, evet. Bu var. Güven adlı romanı yayınlıyor. Kendisinden habersiz olarak yayın evi bunu Sedat Simavi ödülüne gönderiyor. Şöyle diyor Vedat Türkali. Sonradan duydum, çok canım sıkıldı. Geri almakta ters kaçacaktı, bıraktım. Sonuç açıklandı, bir de baktık ki ödüle değer roman olmadığından roman üzerine yapılmış bir çalışmaya verildi. Umurumda olmadı. Fakat sonradan öğrendik ki roman jüride yer alan Hilmi Yavuz'un eline bile geçmemiş. Gönderilmemiş. Eşim Merih bunu jürideki Hilmi Yavuz'dan duymuş. Bunu ben epey sonra Doğan Hızlı'na sordum. Bu işlere bakmam, sorarım, öğrenirsem bildiririm dedi. Yine Hilmi Yavuz'un bir tanıklığı var. Şöyle diyor. Bunlar hepsi aynı şeyi söylüyor. Ben pekiştirmek için bizzat orada gördüğünüz isimlerden yola çıkarak örnekler veriyorum. Hilmi Yavuz şöyle diyor. Uzun yıllar Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu'nda görev aldım. Gel gelelim o yıllarda bu armağanın sekreteryasını düzenlemiş olan zatın Seçiciler Kurulu'nun haberi bile yokken bir yazara ödül verdiğini açıklaması üzerine bazı üyelerle birlikte istifa ettim. Böyle bir densizliğe göz yumamazdım elbet. Anlıyoruz ki bizzat jüri üyelerinin tanıklıklarından bu dosyalar öyle o kadar da incelenmiyor. Çok büyük, önemli bir kısmı burada verdiğimiz örneklerden yola çıkarak okunmuyor. Peki görevi nedir bir jüri? Ne yapar? Tam olarak ne kadar dosyayı ne kadar zamanda okur? Mesela Atilla Eytan Roman Ödülü, Şiir Ödülü var. 2007'de 1200 tane şair başvurmuş. Jüri Başkanı Doğan Hızlan'ı bile şaşırtmış bu. Yine Hamdi Koç'un 2014'te Orhan Kemal Roman Ödülü almıştı Hamdi Koç. Birazdan detaylarıyla inceleyeceğiz bunu. 44 tane roman katılmış Hamdi Koç'un ödül aldığı yarışmaya. Şimdi 300 sayfa olduğunu farz edelim 44 romanın. Ki bu çok insaflı bir sayı çünkü bu kitap 599 sayfa ödül alan. Biz 300 sayfa kabul edelim. Tam 13.400 sayfa yapıyor. Toplam süre 75 gün. 75 günde 13.400 sayfa okunur mu? Dikkatinizi çekerim. Bu sadece bir ödül için okunması gereken sayfa. Orada 13, 5, 4 jüride görev alan jüri üyeleri var. Sizce 75 günde 13.400 sayfa okunmuş mudur? Lütfen az önce anlattıklarımın ışığında takdirinize sunuyorum. Yoksa okunmayıp sadece değerlendirilmiş midir? Sadık Bey, okunmayıp nasıl değerlendirilir doğrusu ben bilmiyorum. Bilen biri varsa bana, ben de öğrenmiş olurum. Tartılıyor mu bunlar? Hacimleri mi hesaplanıyor? Nasıl oluyor? Değerlendirme ifadesi bir maymuncuk ifade. Benim bildiğim kadarıyla kitaplar okunur ve öyle değerlendirilir. Ama durum bu şekilde. Peki biz saf okuyucular ne zannediyoruz burada? Ödül verirken sadece dosyalar, şiirler, romanlar değerlendirilmelidir. Öyle değil mi? Edebiyatta şu ölçütler asla dikkate alınmamalıdır. Peki, mesela 2009 yılı Melih Cevdet Anday ödülü Nihat Behram'a verilmiş. Gayet normal, yılların şairidir. İyi bir şairdir. Peki bakalım ödül jürisinde kim var? Gülten Akın, Doğan Hızlan. Doğan Hızlan'a şaşırmıyoruz. Ataol Behramoğlu. Şimdi Ataol Behramoğlu Nihat Behram'ın abisi. Ya burada kişiliklere bir şey söylemiyorum ama abinin jüride olduğu bir yarışmada kardeşinin ödül alması etik midir?
Bunu soruyorum. Yine benzer bir örnek. 2003'te Behçet Necatigil Şiir Ödülü Ali Hikmet'e veriliyor. Gayet normal. Jüride kim var? Füsun Akatlı, Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz. Hilmi Yavuz, Ali Hikmet'in babası. Şöyle bir durum var. Hilmi Yavuz şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer senin ismin bir şekilde geçerse tamamıyla tarafsız olacağım, oy kullanmayacağım dediğini hatırlatıyor Ali Hikmet. Evet, babasının oy kullanmaması elbette iyi bir davranış ama hala burada bir tuhaflık yok mu? Size şunu getirdim. TRT Belgesel Ödülü bu. TRT Belgesel Ödülü verirken kimler katılamaz diye bir yarışma şartnamesi var. Kimlerin katılamayacağını şöyle söylüyor. RTÜK üyeleri, TRT Yönetim Kurulu üyeleri, Ön Ödeme Kurulu, personelin birinci derece yakınları ve TRT personeli yarışmaya katılamaz. Sıradan bir belgesel yarışmasında bile seçici kurulun birinci derece yakınları yarışmaya katılamıyor ama burada abi kardeşine, baba oğla ödül veriyor. Başka kriterler de var. Mesela Hilmi Yavuz'un söylediği bir ödül jürisi diyor ki raporunda yarışmaya katılan hiçbir şiirin Kemalist şiir kriterlerine uymadığını bildirmiş. Kemalist şiir kriteri ne demektir? Hilmi Yavuz'u bunu söylüyor. Yine merhameten verilmesi söz konusu diye bir ifade geçiyor. Bunların hepsi 2007'de Hilmi Yavuz'un köşe yazısında bir jüri üyesinin anıları isimli. Şöyle diyor, bir toplantıda bir jüri üyesi ödülün X'e verilmesini gerektiğini belirtiyor. Çünkü kış geliyor, çocuk bu ödülü alırsa evine kömür alabilecek. Yine bunu Ülkü Temer de doğruluyor, Yaşamak Hatırlamaktır kitabında. Yine aynı şairin bir seçiciler kurulu toplantısında ödülü filancaya verelim. Gerçi kitabı pek güzel değil ama kış geliyor evine kömür alsın diyor. Toparlıyorum söylediklerimi. Demek ki tek ölçüt kitap ya da dosyanın edebi niteliği değil. Başka ölçütlerin de olduğunu görüyoruz. Bunların bir kelimesini bile ben uydurmuyorum. Hepsini görüyorsunuz, doğrulayabilirsiniz. İsimlere saygısızlık yapma amacında olmadığımı tekrar vurguluyorum ama mevcut tablonun ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. 2 saat uzatılabilir ama izleyicilerin kafasında bir tablo, resim oluşmuştur. Özetlersem benim bu anlattıklarımın özeti şu. 1. Türkiye'de edebiyat piyasası özellikle tırnak içinde 3-5 kişinin mutlak kontrolü altındadır. 2. Jüri üyeleri az önce gördüğünüz gibi bir avuç insandan oluşmaktadır. Birçok jüri üyesi dosyaları okumadan karar vermektedir. Ödül vermede edebiyat dışı ölçütler hiç de nadir olmayarak kullanılmaktadır. Bazı ödüllerden jüri üyeleri bile haberdar değildir. Cengiz Gündoğdu'nun az önce anlattıklarını olgusal olarak bir pekiştirme amacım. Konuşmam evet. Bu kadar şu anda. Evet, daha sonra şeye geleceğiz. Evet. Bu sene Orhan Kemal ödülünü de tartışacağız. Yani aslında vahim bir gerçekle karşı karşıyayız yani. Alan memnun, veren memnun gibi bir şey. Yani herkes biliyor, bir ortada bir sahtekarlık var, ortada bir düzen var ama herkes memnun. Bir de şu var, ben şunu fark ettim hocam. İşte bir yazarımızı kaybettik, öldü. Bakıyoruz kim yazar, Wikipedia'ya giriyoruz diyelim internetten veya bir ansiklopediye bakıyoruz. İşte şurada doğdu, şunları okudu, bu kitapları yazdı, bir bölüm var. Şu ödülleri aldı. Diyorum ki ben, yani acaba bu ödüller olmasa yazarlarımızın biyografileri de çok şey kalacak, fakir kalacak galiba. Yani ödüller nasıl bu kadar bir yazarın yaşamında belirleyici olmaya başlıyor? Şimdi önce tabii okunmaması denildi de doğru okunmuyor bunlar, okunamaz. Yani bunu şey olarak şöyle sahtekarlıkta görmemek gerekiyor. Ben doğal olarak görüyorum bunları. 1500 kitabı nasıl okuyacaksın? Şimdi burada biraz önce söylendi ya, arkadaşımız bizim söyledi, yapı bozuk. Yani ödülün doğrusu olmaz. Bir kere baştan bilelim. Şimdi burada sorun şu, şimdi yazar ya da şair açısından baksak, bir şair, bir de bir yazar neden 3-5 kişinin onayını almak için uğraşıp duruyor? Burada niçin o yazar, o şair kendine güvenemiyor? Niçin kendi disiplinine, kendi estetiğiyle niye elini masaya vuramıyor da 4-5 kişinin onayını istiyor ödül almak için? Bir kere şimdi baştan buradan başlamak gerekiyor. Yani siz Tolstoy'un ödül almak için roman yazdığını düşünün. Böyle bir şey, o adamın sorunu var. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi bizim yazarlarımızın sorunu da yok. Kalktı sorun. O bir işte ben söyleşilerini okuyorum bu ödül alanların ya da kitabı çıkartanın. En son soru, tezgahta ne var? Hani marangozda sonra tezgahta ne var? Orada pencere yapıyorum falan der. Ya da işte kapı kolu yapıyorum der falan ya. Şimdi orada söylüyor tezgahtakinin ne olduğunu. Bir yazarla da söyleşi yapmışlardı. Benim hiç beklemediğim bir derginin
sosyalist olduğunu savlayan bir derginin, bir gazetenin kitap ekinde sosyalizme karşıt bir hanımefendiyle söyleşi yaptılar. Orada onun tezgahta hiçbir şey yoktu uzun zamandır. Ama sorunlar tezgahta ne zaman bir şey olacak yakında tezgahta dedi. Şimdi bir tezgah sorunu var önümüzde. Şimdi ne yapmak? Şimdi yayın evi önüne gelen her yazarın yapıtını yayınlayamıyor. Ödül alanları yayınlıyor. Onlar da ödülün peşinde koşuyorlar. Ama ödül işte şöyle olacak, ben size söylüyorum, gelecekte belki 10 yıl sonra olacak. Ödül alan yapıtlar okunmayacak, çöpe atılacak. Bu ödül alınmıştır diyecekler. Şimdi buna dikkat etmek gerekiyor. Okunup okunmamaya gelince, ödüle gönderilen yapıtlar okunmuyor tabii, okunamaz. Kızmayın onlara, okuyamazlar. Şimdi benim esas merak ettiğim şey, bu gazetelerin çıkardığı kitap eklerindeki yazarların çok hızlı okumaları. Nasıl okuyorlar anlamıyorum. Son okudukları Vergilius'un Ölümü diye bir roman var. Şimdi bu roman bayağı zorlu bir roman. Şimdi ben bu kitabı okudum, notladım. Bir ayda bitirdim. Demek ki bunların şeyi, yani bunlar herhalde 29 saat roman okuyorlar. Öyle bir şeyleri var, bilmiyorum da. Şimdi söyleyeceğim şu. Ve bu romanla ilgili ne çıkmış? Ben bunu topladım. Rica ettim arkadaşıma, gönderdi. Ahmet Kemal ne dediyse onu demişler. Bir başyapıt. Okumamışlar. Okumuyorlar. Başyapıt da değil. Ben de onu yazdım. Başyapıt falan değil. Hiçbir şey değil yani. Şimdi sorunu, yani şöyle bir şey var. Şimdi sen şey alıyorsun, çok samimi bakıyorsun olaya. İstenlikle bakıyorsun. Yani böyle olmaması gerekir açısından bakıyorsun, değil mi? Kendi vurguları öyle yapıyor. Çünkü olma. Diyor ki olmaması gerekir. Olmaması gerekir. Yani bu şuna benziyor. Yani kapitalist artı değeri sömürmesin. Bu olamaz. Onların iddiasının tutarlılığını arıyorum ben. İşte şu, aradığım bu. Ama tabii her şey tutarsızlık üzerine. Ama şimdi az önce İlmi Yavuz'dan örnek verdi. Hayır. İşte kitaplar okunmuyor diye istifa ettim diyor. Ama kendi oğluna ödül veriyor. Kapitalist de bir yaştan sonra emekli olur ya, işleri sömürüyorlar falan der. Hatta Brecht'in bir episodu vardır. Oyun haline çevirememiş. Kapitalist çok üzülüyor. Niye bu işler yoksul diye bir araştırıyor. Kendi yoksulluğunun nedeni kendisi. Şimdi bütün bu öz eleştiri yapanları Hristiyan cemaatinde papaza gidip günah çıkartır gibi konuşanlar, işledikleri günahların cezasını versinler bize. Hangi yapıtları ne duruma getirdiler? Kimlerin bilincini dumura getirdiler? Ben 1985-86 yıllarında Star sistemine karşı mücadeleyi başlattım da birçok ile gittim, söyleşiler yaptım. En çok aldığım yanıt neydi biliyor musunuz? Bu yapıt beş para etme dediğim zaman oradan kalkıp şöyle diyorlardı. Oh be, kurtulduk. Biz de başyapıt diye bunu sesimizi çıkarmıyorduk diyorlardı. Böyle okurun bilincini bir kıskanç içine aldılar. Başyapıt, başyapıt, başyapıt diye. Hocam bir edebiyat yarattılar aslında. Aynı sizin aynı yıllarda Yalçın Küçük de küfür romanlarını yazıyordu. Cumhuriyete karşı küfür romanları. Yani bu ödüllerle ve işte bu övgülerle bir yazarlar kuşağı yetiştiler 1980 darbesinden sonra. Siz 12 Mart'ta başlattınız. Evet. 1980 herhalde 12 Eylül'de buna o kazıdı. Tüy dikti. O, evet, kazıdı. O kazı. Öbürü tam kazıyamadı. 12 Eylül kazıdı. 50 insanı öldü. Besleyelim mi? Ama bu halk da bağırıyordu. Besleme diye. Tamam mı? Yuh yuh diye bağırıyorlardı. Bu halka yuh çektirenler güvenmesinler kendilerine. Bu halk, o adam asmayalım mı da besleyelim, as diye bağırıyorlardı. Bütün onun adları verildi okullara, liselere, işte resimleri satılıyordu. Beş para etmez resimleri 100 milyona, 200 milyona. Nerede o resimler şimdi? Nerede o alanlar? Bu halkın bilinci dumura uğratılmıştır. Onu söyleyeyim size. Okuruyla, yazarıyla. Onun için önümüzde bizim çok büyük bir dağ var. Onu ancak milimetrik mücadeleyle, yorulmadan, inatla aşabiliriz. Bu çalışmalar elbette ki çok güzel ama bu yaygınlaştırılmalı. Peki bu senenin Orhan Kemal ödülüne gelirsek, süremiz de azalıyor. Tamam. Onu bir özetleyelim. Yani siz bir skandal dediniz. Gerçekten de skandal Orhan Kemal. İşte ben getirdim Bereketli Topraklar üzerinde. Yani Türkiye köylüsünün nasıl işçileştiğini, nasıl trajik bir biçimde sömürüldüğünü anlatan bir yazar. İşte bir Hamdi Koç'a veriliyor ödül. Evet. Buradaysa postmodern bir anlatı bu. Yani
bir derdi de yok yani, bir şeyi de yok. Yani keşke sadece öyle olsaydı. Evet. Çok daha kötüsü var. Evet. Zaten bunların da çıkış noktası buydu. Ben bu kitabı okuduğum zaman, ödül aldıktan sonra okuduğumda herhalde yanlış, ben çok anlamadım bir şey vardır diye bir daha okudum. Çünkü güvenemedim herhalde, bu jüri durduk yere vermez bu ödülü diye düşünerek son derece safça bir şekilde. Esasen şu var, Seçiciler Kurulu'nun veriş gerekçesi çok ilginç, onu okumak isterim. Şöyle diyor, tarımsal üretim atmosferindeki insan gerçekliğinin dönüştürülebileceğini, daha iyi bir dünya için yaşanan acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu, Orhan Kemal'in dünya görüşüne yakın bir anlatımla bir dizi bilinmezle irdeleyen ve tarihe yaptığı göndermelerle evrensel vicdanı da hatırlatan yaklaşımıyla Hamdi Koç'un Çıplak ve Yalnız romanına verildi. Bu gerekçeyi okuyunca aklıma benim şu geldi. Ya ödülü veren seçici kurul bu kitabı okumamış, ki biraz önceki anlattıklarımı düşünecek olursak bu hiç de az olasılık değil. Ya da okudularsa bu gerekçeyi başka birileri yazmış. Şimdi başka bir gerekçe var, başka bir şey daha var. Saygıdeğer kurul üyeleri okuyup da bu kitabı anlamamış demek benim haddim değil. Bu yargıya varmak haddim değil. Bu nedenle mantık yürütmemi burada durduruyorum. Ve niçin böyle düşünüyorum? Bunu gerekçelendirmek isterim öncelikle. Şimdi şunu tek tek irdeleyelim. Tarımsal üretim atmosferindeki insan gerçekliğinin dönüştürülebileceğini. Romanı siz de okudunuz. Evet, İki tane yazınız evet. Çıktı İnsancıl'da. Evet. Eylül'de de çıktı. Şimdi romandaki atmosferin tarımsal üretimle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Okuyanlar görebilir. Romanda bir üretim atmosferinden söz edilecekse bu zaten tarımsal değil hiçbir şekilde. Romanın kahramanı bir PTT memuru, ikinci kahramanı bir fedai. Ölü amca en çok ismi geçen bir tefeci. Romanda en geniş anlamıyla düşünseniz bile, yorumladığınızda bile üretim atmosferi namına hiçbir şey tarımsal değil. Ara sıra işte köylü fındığı satınca gibi bir takım ifadeler geçiyor. Bunun dışında hiçbir tarımsal üretim atmosferi diye bir şey yok. Hadi mekansal olarak düşünülüyor, üretim atmosferi işte köyde mi geçiyor diye düşünecek olursak böyle bir şey de yok. Kısacası detaylandırabiliriz. Bu romanda tarımsal üretim atmosferiyle ilgili doğrudan ya da dolaylı hiçbir şey yok. Yalnız şimdi şöyle bir şey var bak. Bu gerekçe ancak bir toplum bilincinin, toplum yani sosyologun toplum bilincinin bir bölgede yaptığı incelemenin sonuçlarıdır. Bu roman, bu konu, bu tema bir romana ödül verdirmez. Böyle bu saçma sapan bir şey. Hocam veremez. Bu bir yalan. Veremez. Doğru da olsa veremezsin. Diyeceksin ki sen, bu romandaki çatışkıların maddi gerçekliği var. Bu romanda nesnelerin birliği çok sağlam kurulmuş. Bu romanın nedensel ilişkileri çok sağlam. Kurgusu, omurgası çok güzel. Sen bir romana konusu için ödül veremezsin. Hocam, ama böyle bir şey çıktı Türkiye'de. Dur. Okuyorum ben bunları. Kadın sorunu ele. Kadın sorunu aldığı romana verilmez. Romana ödül verilmez. Ermeni sorun aldı diye verilmez. Ne sorun alırsa alsın. Hiçbir sorun almasın. Ne yazıyor? Nasıl yazıyor? Böyle bir ödül gerekçesi olamaz ki böyle bir şey. Tarımsal üretimin atmosferindeki insan gerçekliğinin dönüştü de ancak Becel Kıray yapar bunu rahmetli. Evet. Evet. Yani sosyoloji mi inceliyor bu? Hocam bu yanlış cümlenin en yanlış kısmına geleyim isterseniz. Yapmış da olur bunu. Belki yapmıştır. Diyelim yapmış olur. Yapsın. Gene ödül alamaz. Keşke yapsaydı da biz yanlış bir gerekçeyle ödül verdiğini söyleseydik. Şimdi Orhan Kemal'in dünya görüşüne geleceğim ben. Esas nokta burası. Siz bahsettiniz zaten. Orhan Kemal'in dünya görüşüne yakın bir anlatımla ve bir dizi bilinmezle irdeleyen. Şimdi bu cümle yanlış bir cümle ama bu yanlışın doğru burası. Şimdi şu masaya biz, bu masa değil, bu bir zürafadır deseydiniz nesnel gerçekliği bu kadar inkar etmiş olamazdınız. Bu kitapta Orhan Kemal'in dünya görüşü var ise biz yıllarca Orhan Kemal diye yanlış kitaplar okumuşuz. Bakın o kitabı Orhan Kemal yazdıysa bu ifade bir palavradır. Hatta palavra sözcüğü bile az gelir. Başka bir sözcük icat etmek gerekir bu gerekçe için. Neresinden dokunursanız dokunun elinizde kalacak bir cümle. Orhan Kemal'in dünya görüşüyle uzaktan yakından, köşesinden kenarından hiçbir ilgisi yok bunun. Peki yazar ne diyor? Acaba bu kitapla ilgili değil de yazarın genel dünya görüşüne, yazarın genel edebiyat anlayışına mı bu ödül veriliyor? Şöyle diyor yazar. 2000'li yılların başında bir röportaj yapmışlar. Diyor ki, toplumcu gerçekçilik dedikleri bir şey vardı ve o yıllarda yaşamasına izin verilen tek gerçeklikti, gerçekçilikti. Ne işler ya, nelerle uğraştık. Lukas diye bir Macar köylüsünü getirip burnumuzun dibine dayadılar estet diye. Şimdi burada kibir var, Lukas'ın aşağılaması var, başka sorunlar var, hepsini bir kenara bırakalım. Evet, yazar toplumcu gerçekçiliği eleştirebilir. Lukas'ı değersiz bulabilir. Buradaki sorun
Bu yazarın gidip bir süre sonra her fırsatta aşağıladığı toplumcu gerçekçiliğin abidesi olan Orhan Kemal adına o ödülü alabilmesidir. Örneğin Cengiz Gündoğdu Taşkıran'da Ahmet Altan'ı eleştiren bir yazı yazmış. 3 gün sonra gidip Ahmet Altan'ın roman ödülünü alsa ne kadar inandırıcı olabilir? Ya da bu kadar söz söyledikten sonra gidip bir ödül alsa ne kadar gerçekçi olabilir? Şunu diyebilirim. Bir yazar daha ne diyebilir? Bir yazar yazdıkları ve söyledikleri daha ne olabilir toplumcu gerçekçiliğin karşıtı olması için? Orhan Kemal ile bir ilişkisi var Sadık Bey. O da şu. Orhan Kemal ile Hamdi Koç'un bir ilişkisi var ise bunlar birbirlerinin karşıtı oluşlarısıdır. Karşıtlarıdır bunlar. Sanat anlayışları bakımından Hamdi Koç neyse Orhan Kemal o değildir. Orhan Kemal neyse Hamdi Koç o değildir. Orhan Kemal roman ödülü, kısaca şöyle bağlayayım. Bu kitabı okunmadan verildiyse bu korkunç bir olaydır. Ama daha korkunçu var. Bu kitaba okunarak verildiyse bu çok daha korkunç bir olaydır. Ödül gerekçesi ise akılla ve insanlığın sanat birikimiyle alay etmektir. Bu eleştirileri çok sert bulabilirsiniz. Siz okudunuz ama bulmayacağınızı umuyorum. Ancak kitabı okursanız izleyiciler de ne söylediğimi anlayabilir. Şöyle son cümle şu olsun. Bu kitaba Orhan Kemal roman ödülü verildiyse Orhan Kemal roman ödülü verilmeyecek hiçbir roman olamaz. Şimdi, her roman alabilir buna. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Sen dedin ki jüri üyeleriyle dediğin haddini bilmez yapmak istemiyorum. Anlamamışlar diyemiyorum dedim. Anlamamışlar. Anlamazlar. Bak ben anlatacağım size. Ben yaşadım bunu. Önceki yıllarda Kemal Ateş Türkiye'nin gerçekçi bir yazarıdır. Kemal Ateş'in üniversitenin ayrılışı nedeniyle Kemal Ateş'le ilgili bir toplantı yapıldı Ankara'da. Beni de çağırdılar, gittim. Şimdi her çıkan Kemal Ateş benim dostumdur, çok severim. Gecekondu'yu çok iyi yazmıştı. Gecekondu yazarı oldu. Hep böyle. Gecekondu yazarı, evet. Benim tepem attı, nasıl böyle sinirden her tarafım fokur fokur kaynıyor. Sıra bana geldi, açık oturum gibi üç kişi. Dedim ki önce baştan dedim Kemal Ateş benim dostum falan değil. Yaptım. İkincisi Kemal Ateş Gecekondu yazarı değil. Neden çıkardınız? Anlamamışlar Kemal Ateş. Adam insanı yazıyor. Gecekondu'dakini yazıyor. Bakkaldakini yazıyor. Kenttekini yazıyor. Üniversitedekini yazıyor. Gecekondu roman olur mu? Roman olur, o Gecekondu'yu anlatır. Şimdi bak, ben bunları söyledim. Yanımdaki adam Gecekondu yazar diye başladı. Hastalık bizde ya, anlamıyorlar. Birisi Gecekondu yazar diyor, hepsi onu çekiyor. Ortaya atınca. Şey işte bizim dediğimiz, yani saygıdeğer bir insandır Ahmet Kemal benim katımda. Gerçi onun ana dili benim ana dilim değil, söyledim bunu. Onun kullandığı kelimeleri ben tutmuyorum ama bir roman çeviriyor, tutuyor, başyapıt diyor, herkes başyapıt diyor. Şimdi buna birisi orada, belki okudular, belki okumadılar, dedi ki tarımsal üretimin atmosferindeki, neler yapmış ya adam, tarımsal üretimin atmosferindeki insan, bir kere tarımsal üretimin atmosferi ne demek? cümle değil ki. Yani bunu kim yazdıysa, bu cümle Türkçe bakımından bozuk bir cümle. Tarımsal üretimin atmosferindeki insan gerçekliğinin dönüştürülebileceğini, yani insan değişmiyor, insanın gerçekliği. Bir insan var, bir de insanın gerçekliği var. Ne demek insanın gerçekliği? Yani daha iyi bir dünya için yaşanan acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu, daha iyi bir dünya kurmak için biz hiçbir acılardan kurtulamayacağız arkadaşlar. Çok büyük acılarla bir dünya kuracağız biz. Ne yazdıklarını bilmiyor bunlar. Siz görüyorsunuz. Öbürü dediğiniz gibi yani kitabını, estetik kitabını biz okuyoruz. Evet. Birinci kitaptayız. Böyle de yardımcı kitaplarımız var. İşte o Macar köylüsü. Macar işte köylüsü estetmiş. Şeyden başlıyor. Antik dönemdeki filozoflardan başlıyor. Tamam mı? Bir tanesini bilmezsen böyle apışıp kapıyorsun. Neydi, ne yapacağım diye. Gelsin atölyeye bir konuşalım onunla. Evet, bu arada çok az süremiz kaldı. Değerli izleyiciler. Sen de boyuna az süre kaldı diyorsun. Burada adı geçen bütün herkese açık ulusal kanal. Bizi arayabilirler. Telefonla da tartışmamıza katılabilirler. Aslında ben daha çok bu tartışmaya Orhan Kemal ödülünü yıllardır veren ailesini katılmasını isterim. Çünkü jüride Orhan Kemal'in oğlu Nazım Öğütçü de var. Ve jüride bir başka isim daha var. Yıllardır onun dil yazılarını okuduğumuz ve güzel Türkçenin sorunlarını öğrenmeye çalıştığımız Feyza Hepçengiller de var.
İşte gerekçeyi Cengiz Gündoğdu bozuk Türkçe dedi. Zaten yazarın dili bombozuk bir dil. Tabii nasıl böyle bir ödül komplosunda yer aldılar? Doğrusu ben merak ediyorum. Bir de şey var, şair Ahmet Telli var. Ahmet Telli var, evet. Şimdi, yazık ki. Şimdi şaşırttı. Bir de şuna değinelim isterseniz. Yani bir sistem çıktı ortaya. Aslında bu sistemin yerel değil, evrensel bir sistem. Bir kitap getirdim ben. Parayı verdi, düdüğü çaldı. Francis Stoner Saunders. Bu kitabında, bu parayı verdi, düdüğü çaldığı kitabında CIA'in 1950'den sonra sosyalizme karşı sanat ve edebiyat cephesinde açtığı Haçlı Seferi'ni inceliyor. Yani CIA kültürel toplantılar düzenliyor, dergiler yayımlıyor, tutuyor bu dergilerde solcu görünen Avrupalı yazarlara makaleler yazdırıyor. Bunu anlatıyor, bunun arka planını anlatıyor. Aslında bu Türkiye'ye demek ki geç gelmiş. Yani 70'ten sonra gelmiş, 80'den sonra işte küfür romanlarında da ortaya konduğu gibi. Bir de Yalçın Hoca'nın Şebeke diye kitabı var. Onu da önerelim. Şebeke'de bu işin nasıl işleyişini, yani orada Pamuk Pres diyor. Bu yazarlar nasıl ünlendirildi ve bize büyük yazar olarak yutturuldu, onu inceliyor. Şimdi bir de Türkiye'ye örtülü ödenek, edebiyatta örtülü ödenek gerçeğe girdi. Yani Kültür Bakanlığı bazı yazarlara kitap yazacağım diye proje sunan, projeci, tezgahı kuran yazarlara para veriyor. Buna ne diyeceksiniz? Bilmiyorum yani, bir yerden okudum ama yazar başvuruyor kitap yazacağım diye. Başvuruyor fakat şöyle hocam, bir, yazar gizli başvuruyor, ona bir şifre veriyorlar. İki, niye? Değerlendirme kurulunun kim olduğu bilinmiyor, gizli, açıklanmıyor. Bakanlık açıklamıyor. Yani örtülü, tam bir örtülü ödenek. Biliyorsunuz örtülü ödenek devletlerin pis işlerinde, yani provokasyonlarında, istihbaratlarında, casusluk faaliyetlerinde kullanılır. Ki bu AKP devrinde örtülü ödenek onlarca kat arttı, örtülü ödenek harcamaları. Yani Başbakan Bülent Ecevit zamanında işte diyelim ki 5 milyon, 10 milyon olan örtülü ödenek, Başbakan Tayyip Erdoğan zamanında 1 milyar dolara falan çıktı. Şimdi bu örtülü ödeneğe benzer bir ödeneği edebiyatta kuruyor. Yani edebiyat pis bir şey, iş mi? Yani yazarlık bu kadar mı ayağa düştü? Ne diyorsunuz Taylan? Kim bakmış bunlara? Hocam şöyle, Kültür Bakanlığı bir başvuru açıyor. 290 tane böyle yazar başvurmuş ve bunların 40 tanesinde ödül teşvik veriliyor. Toplam teşvik 463 bin TL. Yani bunlar şey mi yapıyorlar buraya bir, ben şöyle bir yapıt, evet, şöyle bir yapıt yazmayı düşünüyorum diye bir şartname var şiir orada. Şiir yazacağım, şöyle bir şiir yazacağım. Şöyle bir kitap çıkaracağım diye bunlar da 463 bin TL ödül teşvik veriliyor. Nasıl? Sonrasında kontrol ediyor bir kurul. Bu kurulun kim olduğu belli değil ama bir takım isimler var. İşte bu yapmış mı gerçekten, buna uymuş mu, uymamış mı, bizim koşullarımıza uygun mu, bir değil mi diye. Yapışmaz mı canım? Bu yazar buna, yazar... 40 tanesi başvurmuş hocam. Gelmez. Ama hocam bir de... Bunları yazar değil. Hayır, 3 ay sonra ne kadar hayır, yazdınız hayır, diye istiyor. Hayır. Eskiden, şimdi Türk dili, ben dilin özdeşmesinden yanayım ama eskiden muharrir vardı, edip vardı. Onlar muharrir, edip değil. Yazar değil onlar. Yazar sadece yazma işi değildir, bir kişilik sorunudur yazarlar. Yeni başvurular açılmış bu arada. Ben yazarlık seminerine öyle başlarım arkadaşlar. Başlarım. Sadece yazma değildir. Neyi yazacaksın? Öyle şey, gizliliğe başvurulmaz öyle şey. Olmaz. Yeni başvurular da açıldı bu arada. Bir aylık bir sürede sanırım. Ben o yazarların yerinde olsam kendime bir tek şu soruyu sorardım. Ben ne yaptım da devlet bana bu parayı veriyor? Yani benim ne özelliğim var? Bence çok kendimizi çok ciddiye alıyoruz bu konuda. Dünyada olmasak ne değişirdi? O kadar da önemli miyiz? Vazgeçilmez miyiz? O yazarlar adına düşünüyorum ben. Gerçekten dünyanın en iyi metinlerini mi yazıyor bu yazarlar? Bu nedenle mi teşvik veriyor? Bu devlet niçin size bu parayı veriyor? Bu ülkede ne büyük şiirler, ne büyük romanlar yazan yazarlar geldi geçti. Hapse girdiler, öldürüldüler, bir yığın acılar çektiler. Peki size neden bu parayı veriyorlar? Bana verselerdi şunu düşünürdüm. Acaba bende bir sorun mu var? Bence bu para onlara yazacakları için değil, yazmayacakları için veriliyor. Yazmayacakları konular için verildiğini ama düşünüyorum. Ama Beyçak bir karikatür çizdi geçenlerde. Beyçak hocam şöyle bir karikatür çizdi. İşte diyor sen başvurmuşsun diyor, Kültür Bakanlığı'ndan sana yazacaksın diye para vermişler. O da diyor ki ya diyor işte diyor köylülere diyor ekmemeleri için, tarlayı ekmemeleri için para verdiler ya diyor. Tütünü ekmemeleri için. Biz de diyor öyle diyor, yazmak için peki alacağız bu parayı. Şey, bu şöyle mi yani, derim ben başvuruyorum. Bana 10 bin lira veriyor değil mi? Evet. Ben 10 bin liralık kitabı bastıracağım yoksa yayın evine götürüp... Yayın evine. Siz kitabı yazarken o parayı kullanacaksınız günlük gereksinmeniz için. Yiyeceğim o parayı. Tabii. Sonra bitti, basılmazsa... Ama bakanlık soruşturuyor size. Yani 3 ay sonra ne kadar yazdınız? Faiziyle geri alıyor. Faiziyle geri alıyor. Faiziyle geri alıyor. Ne yapacağım? Faiziyle geri verecek bir şey. Yazdım bitti.
İnceliyorlar. Önce yarısını veriyorlar. Bitirdikten sonra kalan yarısını veriyorlar. Önce vermiyor mu? Önce yarısını veriyorlar hocam. Şartnamede bitti, öyle. Bitti, ondan sonra şey ne olacak? Bitince veriyorsunuz kitabınızı. Kalan kime, yarısını da alıyorsunuz veriyor, bakanlığa. Veriyor. Basar, basmaz. Yok, herhalde basılıyor. Basılması herhalde önemli basılıyor. Basılmasıyla ilgilenmiyorlar herhalde. Sanıyorum. Sadık Bey, aslında bunlar iyi oluyor. Şöyle iyi oluyor. Bu bir tercih. Yazarlara tercih yapmasını sağlıyor. Bazıları teşvik alıyor, bazıları almıyor. Alanlar bir tür. Ben öyle bir yazı yazmıştım. Almayanlar da ayrı bir tür. Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde. Bu yazarın seçimini sağlıyor. Benim haberim bile yok bundan. İşte haberiniz oldu. Yalnız ben Taylan Kara... Bir kere haberim oldu. Gerçekten okudum o kadar yani. Taylan Kara sizin kadar iyimser değilim ben. Neden? Aynılar ayrı, ayrılar ayrı yerde ama bu okur denen kitle farkında değil ki. Onu ayrıştıramıyoruz. Asıl sorunumuz o. Yani asıl sorun, yani emeğiyle yaşayan, acı çeken, trajik bir hayatı olan, toplumsal olarak ezilen insanlar gidiyorlar. Bu postmodern kitabı, yani onun acılarıyla alay eden adamın kitabını alıyorlar. Cengiz Ünlü'nün estetik kalkışmasını almıyorlar ki. Sadık roman Bey, nasıl yazılır? Roman nasıl okunur? Bunun bedeli şu ama. 200 sene sonra. Şey var, 200 sene sonra. Genç insanlar iyimserdir. Önlerinde uzun bir gelecek var. Bir 70 yıl var mesela. Ama 70'inde gibi adam öyle, yani gelenlere de baktığı için şimdi söz gelimi beyefendi ne demiş Lukas için? Macar köylüsü. 20. yüzyılın en büyük filozoflarından biri yani, değil mi Lukas? 20. yüzyılın daha büyük bir filozofu var mı acaba Lukas ölçüsünde? Emekten yana, işçi sınıfından yana, bak şöyle aydınlıktan yana. Aristoteles'in çizgisi, bir çizgisi vardır. Aristoteles, metafizik kitabını başlamadan önce alan temizliği yapar. Kendinden önceki bütün görüşleri eleştirir. Ve çok bilimsel bir yöntemi vardır. Marx aynıdır. Marx bir anlamda çağdaş Aristoteles'tir. Oradan gel Lukas aynıdır. Bunların üçü aynı çizginin insanıdır. Yazma biçimleri, zor anlaşılmalıklar, hepsi de bunların çetin taştır. Dişini kırar adamın. Onun için bu arkadaşın, bu kişinin küylü demesi doğru. Nasıl içecek onu? İtecek onu. Söz gelimi bir başyazarda sık sık yazar. Ben Kapital'i ancak 15 sayfa okuyabildim. Okumuyor der. Atar onu, atar. Yani bu bir şey atma. Uzaklaştırma. Sen köylüsün. Sen anlaşılmıyorsun biçiminde. Anlatabildim bu, mi? Bu teşvikin evet, bedeli de şudur. 100 sene, 200 sene sonra bu insanlar devletten para aldı diye isimleri anılacak. Bu da bence yeterli bir bedeldir bunun için. Elbette dediğiniz doğru. Bunu evet, olumlamak anlamında söylemiyorum ama bu önemli bir bedeldir. İnsanın isminin temiz kalması önemli bir bedeldir. Ama burada biraz da yani tamam, yazarlar yazarlık kişiliğini edinmeliler ve onu taşımalar ama biraz da okura biz. Yani aslında bizi izleyen okurlarımıza da biraz eleştiride bulunalım. Yani bu okurlar neden bunu baş tacı ediyorlar? Acaba şöyle mi diyelim? Yani bileşik kaplar gibi, yani politikada başımızdakiler kimse, edebiyatta da başımızdakiler işte Doğan Hızlan benzeri yazarlar oluyor. Yani bu okur nasıl, çünkü okurla yazar el birliği yapmazsa niye bu yazarlarımız bu ödüllere muhtaç hale geliyor? Yani ben bu ödülü alırsam adım gazetelerde geçer. İnsanlar beni alır okurlar diye gidiyorlar. Şimdi siz dediniz ki 1200 şair katılmış bir yarışmaya. Türkiye'de şiir kitapları 300-500 satılmıyor. Yayın evine götürdüğünüz zaman biz şiir basmıyoruz diye geri çeviriyorlar. Yani böyle bir ülkede, böyle bir garip ülkede okurun da sorumluluğu yok mu? Beyefendi, o dediğine girersek sorun çok derinleşir. Çok ayrıntılı girmek gerekir orada. Ben şu kadar söyleyebilirim sana okur sorumluluğu konusunda. Katip Çelebi 17. yüzyılın çok aydın bir insanıdır. Katip Çelebi çok Osmanlı'da yetişmiş bir az insandan biridir. Descartes gibi bir filozof olama için nedeni kendisinden kaynaklanmaz, toplumdan kaynaklanır. Felsefede iyi de itilmiştir Osmanlı'da. Şöyle söylüyor kendisi. Bunu kitabında söylüyor. Ben onu aldım yeni kitaba. Şimdi oraya geleceğiz şimdi bak. Nasıl geleceğiz? Şimdi Kur'an'da gökyüzüne bakın diye bir buyruk var. Tanrı buyruğu var. Siz buna karşın inek gibi baktınız diyor. Tabir aynen öyle. Gökyüzüne inek gibi baktınız diyor. Tamam. Gerçi inek benim gözümde çok değerli bir emekçidir. O ayrı da.
işte o bakma halen devam ediyor Türkiye'de. Evet. Arkadaşlarım süremizin dolduğunu işaret ediyorlar. Peki. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız. Özellikle Mersin'den geldiniz bu program için. Evet. Bir cümle alayım sizin de son sözünüzü. Mesele şu, hepsini özetleyecek olursak niye bu kadar tantana yapıyoruz, niye bu kadar gürültü yapıyoruz? Türk edebiyatının ya da başka bir edebiyatın 3-5 kişinin edebi beğenisiyle şekillenmesi doğru değildir. Diyelim ki dünyanın en yetenekli insanı bile olsa bu, en yetenekli şairini getirip bunun edebiyatın tepesine koysak bir şey değişmez. Yani diyelim ki bundan sonra ödüllerin hepsini Balzac verdi. Bütün kitap tanıtımlarını o yapıyor ya da İngiliz edebiyatını tamamen Shakespeare yönlendiriyor. Herkes Shakespeare gibi yazıyor. Edebiyat zenginleşir mi? Fakirleşir mi? Tabii ki fakirleşir. Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. İsimleri unutun. Ahmet'in, Mehmet'in hiçbir önemi yok. Buradaki sorun Türk toplumunun estetik beğenisini 3-5 kişi tarafından, 3-5 kişinin sanat anlayışı tarafından şekillendirilmesidir. Aslında estetik bilinci bu tür romanlarla şekillendirilmiş bir toplum, Soma ile Mecidiyeköy'de bugün olan şeyleri iki ayrı olaymış gibi algılar. Orhan Kemal'le ya da doğru bir şekilde bilinçlendirilen estetik bilinç ise bunlar arasında bir süreklilik görür. İnsanın nesnelerle, olgularla kurduğu, kuracağı ilişkiler hakkındadır aslında bütün bu savaş, bütün bu görüş ayrılığı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, gene topu size atıyoruz, sorumluluğu size yüklüyoruz. Ödüllere, üne, şöhrete, gazetelerde empoze edilenlere bakmayın. Kendi aklınızı kullanma cesaretini göstererek, kendi beğeninizle ama tabii ki Lukas gibi üstadlarımızı, Cengiz Gündoğdu gibi hocalarımızı, Taylan Kara gibi eleştirmenlerimizi okuyarak yolunuzu bulacağınıza inanıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.